Ladies and gentlemen, prison times. Bir güzel güne daha başlıyoruz. Gününüz her zamanki gibi güzel geçsin, güzel haberlerle geçsin. Bizi izleyin, gülümseyin. Manşet haberimizden başlıyoruz. Her zamanki gibi manşetimiz çok önemli. 100 lira veriyorsunuz, krallar gibi yaşıyorsunuz. Bu ülkeler hangileri? İzleyelim bakalım. Türk lirasıyla bu ülkelerde kralsınız. Gezmek istiyorsunuz ama her geçen gün Türk lirasının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesini izliyorsunuz. Doğru ülkeleri tercih ederek elinizdeki az miktarda parayla lüksleri yaşayabilirsiniz. Gezip tozup kültürel seyahatler yapmak istiyorsanız işte sizler için az miktarda parayı zengine çevirecek 8 ülke. Gürcistan. Vizesiz hatta pasaportsuz sadece kimliğinizle girebileceğiniz modern şehirler Batum ve Tiflis o az miktarda parayı değerlendirmek için en yakın yerlerden birisi. Ülkenin para birimi lari 2 Türk lirasına denk geliyor. Ekonomik anlamda sizi zorlamayacak bu iki şehirde en büyük artı her yere taksiyle çok ucuza gidebilecek olmanız. Fas. Tarihi dokusu, mistik atmosferi ve vizesiz gitme şansıyla Fas sizlere eşsiz bir tatil sunacak. Karadağ. Dalmaçya kıyılarındaki küçük ülke Karadağ, Euro kullanmasına rağmen vizesiz girilebilen Avrupa'daki en ucuz ülke. 2 ile 5 euro arasında bir para ödeyerek güzel bir manzaranın kıyısında kahvaltı edilebilir. Eşsiz Kotor Limanı'nda 50 euroya lüks bir dairede konaklayabilirsiniz. Vietnam, Türkiye'ye her ne kadar uzak olsa da vizesiz gidebileceğiniz doğal güzellikleri dillere destan olduğu Vietnam'da 5 dolara kahvaltı edip, sınırsız içki içebilirsiniz. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna çok uygun fiyatlara seyahat edebilirsiniz. Küba. Kapitalizmin ele geçiremediği Küba, kültürel anlamda eşsiz bir ülke. Her fırsatta salsa yapan insanları ve tüm şehri dolduran eski otomobilleriyle Küba fakir ama mutlu bir ülke. Üstelik asla maddi anlamda sizi zarara sokmayacak yerlerden biri. İran. Doğunun mistik ve gizemli incisi İran'a göz atalım. İran'ın para birimi riyal, dolara karşı verdiği mücadelede bizden daha çok değer kaybetti. Yani tatilin tam zamanı. Devrimin izleri, mükemmel mimarisi ve büyük meydanları sizleri tarihte yolculuğa çıkartacak. Endonezya. Yine Türkiye'ye uzak olan ama bir o kadar da ucuz, egzotik adalar ülkesi Endonezya. Renkli bir gece hayatı ve doğal güzellikleriyle her mevsim görülebilecek ülkelerden Endonezya'nın damak tadı size uyar mı bilmeyiz ama 2 dolara yemek yiyebileceğiniz nadir yerlerden. Ukrayna. Sadece kimliğinizi alıp gidebileceğiniz Ukrayna sizlere eşsiz tarihi manzaralar sunuyor. Ülkenin güzel şehirleri Lviv, Odessa ve Kiev ucuz ve güzel bir seyahat rotası. Lüks bir dairede konaklamak içinse vermeniz gereken sadece 80 lira. Ayağımıza ekmek saralım mı? Ayağınıza bir dilim ekmek sararsanız ne mi olur? Deneyecek misiniz? Ayağa ekmek sarmak mı? Denemeden karar vermeyin. Yaz tüm ihtişamıyla yine kapımızda. Bir de güzel havanın tadını çıkarmak için hep beraber dışarı çıkıyoruz. Uzun ve güzel bir yürüyüşe çıkmak ya da parkta veya plajda dinlenmek olsun, yazın hep dışarıdayız. Yazlık gardırobumuzu tekrar açmaya ve günlerce sandalet ve terlik giyerek dolaşmaya bayılıyoruz. Peki ya ayaklarımız yaza hazır mı? Ayaklarımız dışarısı sıcak olduğunda yazlık elbise veya tişört, şort gibi hafif havadar kıyafetler giymek çok güzel. Ayaklarımız da güneş ışığını tadını çıkarmayı çok seviyor. Ancak ayaklarınız dünyaya gösterilmeye gerçekten hazır değilse bir çift sandalet giymek çok zor bir his olabilir sizin için. Ayaklarımız tüm kış boyunca çorap ve ayakkabıların içinde kapalı kaldığından bu soğuk ve karanlık aylarda tam olarak güzelleştikleri söylenemez. Nasırlar oldukça çirkin görünebilir ve sadece korkunç görünmekle kalmaz, aynı zamanda çok acı verirler. Çözüm mü? Nasırlar hiç de hoş görünmezler. Özellikle de sevimli bir sandalet giydiğinizde. Ayaklarınız bu rahatsızlıklardan etkilendiğinde gerçekten iğrenç görünür. Neyse ki bu sorunun kolay bir çözümü var ve muhtemelen ihtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz. Ekmek, elma sirkesi, shrink film. Nasıl mı yapılıyor? Bir dilim ekmeği elma sirkesine batırın. Islanmış ekmeği ayağınızdaki sorunlu bölgeye koyun.
Örneğin nasıl topunuzdaysa topunuza yerleştirin. Ardından streç filmle ayağınızı ekmeği güzelce sarın. Bir gece ayağınızda kalsın. Ertesi sabah streç filmi ve ekmeği çıkartın. Gözlerinize inanamayacaksınız. Nasırlar o kadar yumuşak olacak ki kuru bir havluyla kolayca ovalayabileceksiniz. Ardından da suyla durulayın ve artık ayaklarınız güneşe çıkmaya hazır.